Bugün bu yayını hazırlanırken bir konuda çok zorlandık. Sosyal medya üzerinden bu tacizi ifşa eden kadınlar artık konuşamayacak kadar baskı altında hissediyorlar kendilerini ve konuşmak istemiyorlar. Ben size sorayım, siz lütfen bu konudaki deneyiminizi ve sonrasını anlatın. Siz taciz edildiniz ve bunu ifşa ettiniz değil mi? Nasıl oldu o süreç? Şöyle oldu. Ben gazeteci olduğum için farklı yerlerde görev yaptım bu son 20 yıllık süreçte. Türkiye'de bulunduğum dönemde bir taciz yaşadım. Tabii ki üstü kapalı, açık, yazılı, sözlü pek çok tacizle karşılaştım. Ama bu gerçekten saldırı niteliğindeydi. Fiziksel bir şiddetti. Ve o süreçte gerçekten kadınların bu ifşa adımını atmalarının ne kadar zor bir şey olabileceğini fark ettim. Ben hem Pelin Buzluğ'un hem de Leyla Salinger isimli, takma isimli kadın arkadaşın inanılmaz zor, inanılmaz baskı altında, uykusuz gecelerden sonra elleri titreyerek bu adımı attıklarını düşünüyorum. Çünkü genelde suç unsuru kadının tarafına konur tacizde, tecavüzde. O da orada ne işi varmış derler. Niye o açık saçık kıyafeti giymiş derler. Haberi mi yokmuş, o da kuyruk sallamıştır derler. Biliyorsunuz bunların hepsi tacizciye suç yüklemektense kadına sorumluluk yüklemekle ilgili bir şeydir. O yüzden ben çok iyi anlıyorum o insanları. Yorgunluklarını da iyi anlıyorum. Geldiğimiz noktada siz tabii çok iyi özetlediniz süreci. Onların çekinmesini, çekinme de değil yani bitkinliklerini de çok iyi anlayabiliyorum. Yani ben de sonuçta Twitter'da ifşalarımı, çünkü bir kara liste var. O kara listenin içinde bir sürü isim var. Yaptıktan sonra ve yapana kadarki süreçte oldukça zorlandım. İnsanların neden bu kadar beklediniz, niye hala bekliyorsunuz, o zaman başkalarını da açıklayın demesi gerçekten çok kolay. Ama bir kadının yıllarca bu yarayı, bu ağır yükü taşıdıktan sonra açılması ancak başka kadınların da dayanışmasıyla gerçekleşebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben o cesareti kadınlardan aldım açıkçası. Ve ifşa ettim. Tabii ki bunu sosyal medyada yaptım. O da eleştiri konusu. Onu da konuşabiliriz ayrıca. Çünkü bize savaşma alanı, mücadele alanı verilmediği sürece biz de alternatif mücadele alanlarını kullanma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zor bir süreçti. Bundan sonra değişeceğine, dönüşeceğine inandığım bir süreç. Sönmeyeceğini düşünüyorum. Ve gelen saldırıların, konunun ekseninin, ana ekseninin kaydırılmaya çalışılmasının da buna bir işaret olduğunu düşünüyorum sevgili Duygu. Şu iki önemli hatırlatmayı yapayım. Başlarken ben izleyicilerimizden rica etmiştim. Biz kontrol ettik ama lütfen siz de bakın, hata olmasın demiştim. Şimdi öyle mesajlar geliyor. Gerçekten de özür tweetinin silindiğine dair. Yani şu an biz de ulaşamıyoruz diyorlar. Hasan Ali Toptaş'ın sayfasındaki bu birkaç gün önce açıklanan özür tweeti artık orada yok. Bunun nedeni üzerine konuşmak lazım belki de. Ama tüm bu bilgilere nasıl ulaşabiliyorum? Kadın sözü etiketi bu akşam bizim için çok kıymetli gerçekten. Hızlıca tüm yorumları görebilmek için lütfen Türkçe karakterlerle kadın sözü etiketiyle bize yazın. Biz de takip ediyor olalım. Az önce Elçin Hanım çok doğru bir şey söylediniz. Yani evet, ben bir cesaretle ifşa ettim. Biz buraya kadarını biliyoruz. Ben bugün ifşadan sonrasını öğrenme imkanı buldum. Pek çok kadınla telefonlaştım. Ne oluyor kadın o cesareti gösterip ifşa ediyor, sonra neler yaşıyor? Önce suçlanıyor. Tabii ki kadınlar tarafından büyük destek gördüm ben. Önce en başta onu söyleyeyim. Yalnız olmadığımı hissettim. Fakat benim Twitter akışımda direkt bir saldırı görmesem de pek çok kadın, destek olmak istediğimi, olduğumu düşündüğüm pek çok kadın bu tür saldırılara maruz kaldı. Mesela ispat meselesi. Tacizi ispat edin dediler. Tacizin ispatı olmaz. Siz bir anda saldırıya uğradığınızda elinize kamera alıp saldırganı çekemezsiniz. Oradan canınızı kurtarmaya çalışırsınız. Bu tür acil
hayatınızı tehlikede gördüğünüz durumlarda iki hareket vardır. İki insan içgüdüleriyle hareket ettiği zaman iki şey yapar. Ya donup kalır ya da saldırır. Her kadının saldırmasını, işte dövüşmesini falan bekleyemeyiz. Zaten bu saygın, tırnak içinde saygın olduğunu düşündüğümüz, hayranlık duyduğumuz erkeklerin yanında kadınlar tabii ki biraz pasivize edilmiş oluyor. Bunu bana yapamaz, nasıl oldu? Ben kendimi nasıl bu durumun içinde buluyorum? Psikozuna giriyor kadın. Ve işte Pelin Buzluğ'un da açıkladığı gibi medyaya kendine banyoya kitlemesi, hatta tacizcisinden özür dilemeye kadar varması, korkması, işte benim durumumda acaba pencereden atlasam mı diye düşünmem, nasıl çıkarım ben buradan diye kendime çıkış yolu aramam. Gerçekten o durumda olmadan, yani çünkü o bir savaş hali, sizin alanınıza, özel alanınıza, mahreminize, bedeninize yönelmiş bir saldırı. Ve o anda evet tamam, ben de büyük ihtimal insanlar da bunu soracak, hemen de bir kayıda geçeyim, işte bunu da not edeyim demiyorsunuz. O yüzden bu ispat meselesi oldukça kadını hem aşağılayan, kuşku duydukları için kadının beyanında, hem de ona kendisine daha fazla suçluluk duygusu yükleyen bir saldırı. İspat edinle bir saldırı. Şimdi onu soracağım. Şimdi kadın beyanı esastırın bu durumuna dair bazı sorular var. Onu hukukçularımızla konuşacağım bu akşam, ama yani size hakikaten artık usulen diyeyim, sorayım. Herkes diyor ya, yani niye bunun yeri yargı değil mi? Niye yargıya gitmediniz diye soruyorlar. Sorayım ben de size, neden gitmediniz? Şöyle, o sırada benim geldiğim noktada yurt dışı görevim çıkmıştı. Eşimle birlikte yurt dışı görevim çıkmıştı ve gitmek için hazırlanıyordum. Olay başıma geldiğinde bir iki ay sonra yurt dışına gidecektim ve birkaç ay sonra da kitabım çıkacaktı. Polisiye roman yazıyorum, özellikle kadın merkezli polisiye romanlar. Ve benim ilk aklıma gelen şey, bunu ben polise ya da avukatlara ya da adalete teslim edersem bana şöyle bir saldırı geleceğini düşündüm. Evet, ama siz de zaten reklam peşindesiniz. Çok ünlü bir erkeğin prestijinden yararlanarak kendinize tanınmışlık ya da bir başka bir fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Yeni bence kitaba tanıtım lazım derler diye korktunuz yani. Yeni kitaba tanıtım lazım. Adalete gitsem bunu bana ispatlayın diyebilirlerdi. Ve adalet sistemine güvenmediğim için, bunun yıllarca, aylarca sürebileceğini tahmin ettiğim için, o rezil olma, hani tırnak içinde o rezil olma damgasının erkeğe değil kadına yükleneceğine inandığım için yapmadım. Ama bunun içimde bir yara olarak kaldığını kabul ediyorum. Pek çok kadın bugün öldürüldüğü halde, pek çok kız çocuğu tecavüze uğradığı halde ve bunların ispatlanmış olduğu halde adalet sağlanamıyor. Bunu görüyorum. Sürekli arka arkaya, üst üste bunu işliyoruz, yazıyoruz. İşin romantik tarafına bakmıyorum. Aa evet, işte böyle de adamlar var, duygusal adamlar bunlar, biraz sarhoş oluyorlar, biraz deli oluyorlar. Hadi biz de affedelim, o yüzden de kanıksayayım, o yüzden de ben bunu söylemiyorum demiyorum. Gerçekçi olarak yaklaşıyorum. Ben eğer bu adımı atarsam gerçek adaleti bulabilecek miyim? Elimde yaptığım tek iş var, kalem tutabilmek. O kalemi tuttuğum sürece de o tür adamların, seri tacizcilerin, tecavüzcülerin ve katillerin çetelesini tutmak ve onlar hakkında yazmak istiyorum. Ben kendi travmamı işime kanalize ederek yapmaya çalışıyorum. Ama elbette ki ben de hukukun üstünlüğü olan bir ülkede, adaletin tıkır tıkır işlediği bir ülkede mutlaka elimde dosyayla en önlerde koşardım. Ama böyle bir sistem yok. Peki. Gerçekçi olalım. Orası İsveç değil. O yüzden de yapmadım. Ha, bunu bana suçlayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte o da senin tembelliğin ya da sen de konfor alanına sığındın. Hayır, kadınlar konfor alanına sığınmıyor. Kadınlar gerçekten suçluluk duygusu altında yaşıyor.